Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz ikili takımın bluzunu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Geçen hafta eteğin yapımını paylaşmıştım zaten. Kanalımdan, videonun sonundan veya açıklamalar kısmından o videoya gidebilirsiniz. Öpücük yaka yapmak beni hep çok korkutuyordu çünkü kalıpları birazcık daha farklıydı. Ama birazcık düşündüm ve çok basit bir yöntem buldum. Bence siz de çok beğeneceksiniz. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına hemen geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bluzumu yapmak için geçen hafta paylaştığım, eteğimi yapmak için kullandığım kumaşın aynısını kullanıyorum. Bu böyle minik minik desenleri olan poplin bir kumaş. Yaklaşık 1 metre kadar kumaş kullandım. Zaten çok minik bir bluz yaptığımız için çok fazla kumaş kullanmıyoruz. İşe öncelikle bir dikdörtgen keserek başlayacağız. Benim dikdörtgenimin boyu 30 cm. Eni ise göğsümden bir 10 cm kadar daha fazla. Burayı göz kararı yapabilirsiniz. Çünkü sonradan sağdan soldan kırparak üzerimize oturtacağız zaten. Dikdörtgenimin iki ucuna bir gizli fermuar yerleştiriyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var ki gizli fermuarımızı ters dikiyoruz. Yani yukarıdan aşağıya doğru açılmayacak, aşağıdan yukarıya doğru açılacak. Bunu yapmamdaki amaç mont fermuarı kullanmak istemedim. Ama belim en dar kısmım olduğu için de kıyafetimi giyerken bana belimin darlığı engel olacaktı. Ben de ondan kurtulmak için fermuarı ters dikmeye karar verdim ve bence çok da başarılı oldu. Ama isterseniz tabii ki buraya ayrılabilen mont fermuarlarından da dikebilirsiniz. Fermuarımı güzelce diktikten sonra bu dikdörtgen parçayı üzerimize giyiyoruz. Ben siz rahat görün diye Huriye'nin üzerinde iğneliyorum ama bu işlemi kendi üzerinizde de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha önceden zaten bu oturtma işlemini kendi üzerimde de çok fazla göstermiştim. Öncelikle yan taraflardan başlıyorum ve bedenime iğneyle tutturarak oturtuyorum. Çok fazla çekiştirmenize gerek yok. Sadece bel kıvrımını, o kalça kısmını verseniz yeterli burada. Zaten asıl oturtma işlemini arkada ve önlerde yapacağız. Yanları iğneledikten sonra fermuarla yan kısmın tam ortasına tekrardan pens geçiyorum. Elimde oynaya oynaya kumaşın düz durmasını sağlamaya çalışıyorum. Tek numarası bu aslında. Arka penslerimi de yaptıktan sonra ön tarafa geçiyorum. Göğüs kısmını yapıyorum bu kez de. Önce olmuyormuş gibi görünebilir ama gerçekten olacak. Birazcık oynamanızı istiyor sadece. Bakın yanları ben kaç kere değiştirdim mesela. Bir de burada iğneleme yaparken muhakkak ters giyin kıyafetinizi. Çünkü düz giydiğinizde bu tam bir kabusa dönüşebilir. Güzelce oturduğunu düşündükten sonra bu gördüğünüz yerlerden dikiyorum. Zaten iğnelerim bana yer gösteriyor. Bazı yerlerde böyle kumaş katını tam denk getirememiş olabilirsiniz. Orayı da dikerken düzeltirsiniz zaten. Penslerimi dikip güzelce ütüledikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu üst kısmı iki kez içeriye minicik kıvırıyorum ve dikiyorum düz dikişle. Ağız kısmını böylece halletmiş olduk. Şimdi ön ortasını buluyorum ve arka ortayla hizalıyorum. Tam üst üste gelme sorunu yaşıyor muyum diye kontrol ediyorum aslında. Yatay kısım için 3 cm'den aşağıya doğru 4 cm'den iğne takıyorum.
ve bu iğnelerimi yay şeklinde birleştirip kesiyorum. Böyle minik bir kol oyuntusu vermeniz gerçekten önemli. Kolu daha iyi oturtuyoruz böylece. Şimdi sıra geldi askıları yapmaya. Evet, askıları dedim çünkü önce askıları yapacağız, daha sonra kol ekleyeceğiz. Herhangi bir tişörtümün üzerine parçamı yerleştiriyorum. Kol oyuntularını birbirlerine denkleştiriyorum. Ve bu omzuna kadar olan kısmı ölçüyorum. Bunlar benim askı boylarım olacak. Daha sonra ölçtüğüm uzunluğa göre iki parça dikdörtgen kesiyorum. Parçalarımın genişlikleri 10 santim. Ve bu uzun kenarlarından iki kat daha fazla olacak şekilde şeritler keseceğim. Buralarda yakanın o kenarına gelen fırfırlar olacak. Fırfırlarımın kalınlığı da yaklaşık 5 santim. Şeridimi ikiye katlıyorum ve kenarından düz dikişle dikiyorum. En geniş dikiş adam uzunluğunda dikiyorum ki büzgü yapması daha kolay olsun. Diktikten sonra dikişimin altında kalan ipi tutup çekiyorum ve büzgü yapıyorum. Bu birazcık uğraştırıcı ve sıkıcı bir işlem açıkçası. Ama sonuç gerçekten güzel oluyor. Fırfırlarımı hazırladıktan sonra askı parçalarımın bir kenarına yerleştiriyorum. Uçları içeriye bakıyor. Daha sonra diğer kenarını fırfırımın üzerinden kapatıp kenarından dikiyorum. Böylece hem fırfırın ucunu temizlemiş olduk hem de askımızın iki kenarı da daha temiz göründü. Kat olan kenarına kol dikeceğimiz için bunu bu şekilde yapmaya da bilirsiniz. Yani ayrı ayrı da yapabilirsiniz veya tek kat da yapabilirsiniz ama ben çift kat yapmanızı öneririm. Parçalarımı kenarlarından diktikten sonra bir çatal iğne yardımıyla düzüne çeviriyorum. Buraları güzelce ütüleyeceğim. Ütüleyip kenarlarını da temizledikten sonra bu şekilde iki tane askı parçam oldu. Şimdi bunu bluzuma dikeceğim. Zaten ölçüme göre yaptığım için fırfırımı içeriye doğru bakıtıp direkt bu kenarlara iğneliyorum. Eğer kumaşınız sizin de çiçekliyse yönüne mutlaka dikkat edin. Buralardan düz dikişle dikiyorum. Sıra geldi kollarımızı kesmeye. Kollarım için kumaşımı 4 kat seriyorum ve bir tişörtümün kolunu buraya yerleştiriyorum. Öncelikle kol kıvrımını bu şekilde kaba taslak çiziyorum. Daha sonra kol uzunluğunu çiziyorum. Benim totalde kolum 28 santim. İstediğiniz uzunluktan bir tık daha paylı bir şekilde kesin ki iki taraftan büzgü yapacağımız için birazcık kol kısalıyor. Ve kol parçanız tam kolunuz genişliğinde de olmasın. Çünkü o zaman altta yaptığımız büzgünün bir esprisi kalmaz. Biraz geniş kesin. Aynı şekilde bu kol oyuntusunda normalde iç bükey olan kısmını dışarıya doğru taşıyorum. Ve böyle sanki kızarmış ekmek görüntüsünde kollar elde ediyorum.
bu kıvrımın başladığı yerden aşağıya kadar dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu kısımları güzelce büzdüreceğim ve koluma geçireceğim. Böylece karpuz kolu elde edeceğim. Büzgü yapmak için yine tabii ki en geniş dikiş adım uzunluğunda bu yuvarlak kısmı dikiyorum. Ve alt ipi çekerek büzgümü oluşturuyorum. Kol oyuntumla aynı boyuta geldiğinde iplerimin uçlarını bağlıyorum. Çünkü büzgüm bozulsun istemiyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde hazırladım. Sıra geldi bunları bluzumuza geçirmeye. Yüzleri birbirine bakacak şekilde kol parçamı bluzumdan içeriye sokuyorum. Ve yan dikişlerini birbirinin üzerine denkleştirip buradan çepeçevre dikiyorum. Dikerken muhakkak iğneleyin çünkü büzgüler çok fazla hareket etmeye müsaitler. Büzgülerin yoğunluğu omzun en tepesinde olmasına dikkat edin. O zaman daha güzel duruyor. Diğer kolumu da aynı şekilde takıyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi karpuz kolumuz azıcık hazır oldu. Kollarımın uçlarını iki kez minicik içeriye doğru kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yumuşak bir lastik alıyorum ve bunu kolumu rahatsız etmeyecek kadar darlıkta pozumu ölçerek kesiyorum. Şu an ben kadraja pozumu sokamadığım için bileğimde gösteriyorum, yanlış anlaşılmasın. Kol kenarımın yaklaşık 3 cm yukarısına lastiğimi dikiyorum. Yer delerek dikeceğim tabii ki. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve kol detayımız tamamen hazır oldu. Biliyorum videonun başından beri öpücük yakayı bekliyorsunuz. Sonunda sıra ona geldi. Ben hayal edebildiğim kadarıyla çok çok basit bir yöntem kullanacağım burada. Zaten üzerimize oturtmuştuk penslerle beraber. Yaka kısmına minik bir lastik diktiğimizde bu zaten otomatik olarak öpücük yaka olacak. Yani aslında bütün kare yakaları minicik bir lastikle öpücük yaka haline getirebiliriz. Bluzumu deneyip süt yenimin tam bittiği noktaya bir iğne takmıştım. Yani göğüs genişliğim oluyor orası. Ve oradan bir tık daha kısa olacak şekilde bir lastik kestim. Bunu gerdirerek bu kısma dikiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey ön ortayı bulup oraya dikmemiz. Lastiğimi diktikten sonra gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde öpücük yakamızı da halletmiş olduk. Son olarak da alt kısmı kapatıyorum. Burada fermuarı en başta diktiğimiz için fermuarı da aynı şekilde katladığımızda bir kaba görüntü oluşturabilirsiniz. Bunu yapmamak için minicik uç kısmından söküyorum fermuarımı. Daha sonra payım yeterli seviyeye ulaştığında fermuarımı buradan kesiyorum. Ve kumaşımın arasına fermuarı alıp sadece kumaşımı katlıyorum ve buralardan dikiyorum. Fermuarın uç kısımlarına da dikiş gitmeyi unutmayın, yoksa fermuar ucunuz çıkabilir. En son olarak da etiketimi dikiyorum. Ve böylece bluzum tamamen bitmiş oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.